Birinci soru. KLM üçgen LN 10 santimetre. Yukarıda verilen KLN üçgenin alanı 120 santimetre kare olduğuna göre KN kenarının uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz? KLN üçgenin alanı verildiğine göre tabanı da belli. Yüksekliğini bulmaya çalışalım. Şu şekilde dikindiğimizi düşünürsek buraya h değersek eğer üçgenimizin alanı 10 çarpı h bölü 2'den 5h'tır. Alanımızda 120 santimetre kare verildiğine göre 5h eşittir 120 santimetre kare dersek h'ımızın buradan 120'yi 5'e böldük 24 olduğunu anlıyoruz. Şimdi KN değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bir dik üçgende en büyük kenar hipotenüs olacağı için KN değeri kesinlikle bulduğumuz H değerinden büyük olmalı. 24'e eşit olamayacağı için cevabımız A seçeneğidir. İkinci soru. Taner yukarıdaki şekilde ABC olarak isimlendirilen alanı 75 santimetre kare olan üçgen şeklindeki plastik parçayı kullanarak rüzgar gülü yapacaktır. Taner ABC üçgenin kenarlarını şekilde gösterildiği gibi uzatıp yeni üçgenler oluşturarak rüzgar gülünü tamamlayacaktır. Buna göre Taner'e gerekli olan plastik parçalarının alanları toplamı kaç santimetre karedir? Bu ABC üçgenimizin alanı 75 santimetre kareymiş. Yan yana iki üçgen yükseklikleri aynı olduğu için tabanları da aynı. Buraya da 75 yazabiliriz. Aynı şekilde yan yana iki üçgen tabanları aynı olduğu için buraya da 75 yazabiliriz. Şu şekilde. Yine yan yana iki üçgen tabanları aynı. Bu kısma da yine 75 yazabiliriz. Görüldüğü gibi 4 tane 75'imiz var. 75 ile 4'ü çarparsak gerekli olan plastik parçaların alanları toplamı 300 santimetre kare yapar. Cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü soru. ABC bir üçgen. AB eşittir AC. İkizkenar bir üçgen. O zaman AC kenarı 72 santimetre. 54, 18 daha 72 santimetre olduğuna göre şu kısma da yine 72 santimetre diyebiliriz. AE 54 santimetre. EC 18. BD kaçtır diye sorulmuş. Bir de bir bilgimiz var. ADE ve BEC üçgenlerin alanları birbirlerine eşittir. Şöyle başlayalım. 18'lik tabana sahip olan üçgenimiz ile 54'lük tabana sahip olan bir üçgenimiz var. Şekli şöyle görürsek eğer. Burası 18, burası 54. 18'lik tabana bir alan düştüğünü düşünürsek 54'lük tabana 3 alan düşer. Yan yana iki üçgen yükseklikleri aynı. Taban oranı 3 olduğu için alan oranı da 3 olur. Yani buraya A alan demiş olduk. AD üçgenin alanı da A idi. Birbirlerine eşitti çünkü. 3 ağalık dediğim kısma dikkat edersek geriye 2 ağalık bir kısım kalır. Yine bu A ve 2 ağalık üçgenlere dikkat edersek alanlar oranı 1 bölü 2 olduğu için tabanlar oranı da yine 1 bölü 2 olur. K'ye 2K diyebiliriz. 3K'nin 72 olduğunu biliyoruz. K buradan 24 gelir. Bize 2K'yi soruyordu. 2 kere 24'ten cevabımız 48 santimetre D seçeneğidir. Dördüncü soru. AC ile BC birbirlerine eşit. İkizkenar bir üçgenimiz var. EC 10 santimetre. ABC ikizkenar üçgenin alanı AE ve DE doğru parçaları ile 3 eşit parçaya ayrılmıştır. X kaç santimetredir? İlk önce alanları gösterelim. Buranın alanı, bu üçgenimizin alanı ve bu üçgenimizin alanı birbirleriyle aynı. Şimdi onluk tabana 2 ağalık bir alan düşmüş. 1 ağalık alan demek ki tabanı 5 santimetredir. BC'yi 15 santimetre bulduk. Onunla 5'i toplarsak. O zaman AC de 15 santimetre olmalı. Şu kısım demek ki 15 santimetre.
Yine yan yana iki üçgen, yükseklikleri aynı, alanlar oranı a'ya a olduğu için tabanları da eşittir. 7,5, 7,5. 90 dereceden bir kenarortay çiziliyorsa eğer, 90 dereceden bir kenarortay çiziliyorsa muhteşem üçlü, süper üçlü dediğimiz eşitlik. İki tanesi eşitlik, bu da böldüğü parçalara eşit olur. Kenarortay böldüğü parçalara eşittir. X eşittir 7,5 santimetre. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Beşinci soru. ABC üçgeni şeklindeki kağıdın AB kenarı BD doğrusu boyunca katlanınca BC kenarı üzerine gelmektedir. Katlamayı göstermeye çalışalım. 135 derecenin yan tarafı 45 derecedir. ABD üçgeni BD boyunca şu şekilde yapışmış olur. 45 derece 135'in 45'ini alır. Buraya 90 derece kalır. AB kenarı da katlandığı zaman şuraya çakışmış olur. 12 santimetrelik kenar da şu kısma çakışmış olur. Katlama bu şekilde. Buna göre katlama sonucunda oluşan çift katlı bölgenin alanı nedir diye sorulmuş. Çift katlı bölgede kağıtların üst üste geldiği şu bölgedir. Bu üçgenin alanı sorulmakta bize. Sağ tarafta dikkat edersek 12, 16, 20 özel üçgeni karşımızda. 80'in 20'si çıkarsa geriye de 60 kalır. Yine tabanlarına dikkat edersek 20'ye 60 olan üçgenler, tabanlar birbirlerinin 3 katı. O zaman alanlar da böyle olur. A alan ve 3A alan. Buradaki A alanı biliyoruz, dik üçgen olduğu için dik kenarları çarpıp 2'ye bölersek alanını verir. Buradan 96 gelir. Bize 3A'yı sormuş. 3A için de 96'yı 3 ile çarparsak 18, 27, 288. Çift katlı bölgenin alanı derken 2 kattan oluştuğu için 288'i de yine 2 ile çarparsak 576 santimetre kare olur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. 6. soru. ABC üçgensel bölgesi biçimindeki kağıt aşağıda verilmiştir. BC x santimetre. Bu kağıt AC kenarı AB kenarı üzerine gelecek şekilde A köşesinden itibaren katlanıyor. Bir üçgende bir kenar bir kenarın üstüne gelecek şekilde katlanıyorsa bir açıortay oluşur. İlk önce buradan başlayalım soruya. Şuraya açıortaylık diyebiliriz. Buradaki iki nokta açı birbirleri üzerine denk gelir katlandığı zaman. Yine katlandığı zaman üst üste gelen parçalar var. Yine şu parçalar da üst üste gelmektedir. BD 36 santimetre verilmiş. Son durumda elde edilen şekilde AC üssü D üçgenin alanı, C üssü BD üçgenin alanının 3 katı. Yani buradaki alana bir alan dersek bu üçgenimizin alanı da 3A'ymiş. Yine yan yana yükseklikleri aynı iki üçgen. Alanlar oranı 3'e 1 olduğu için tabanlar oranı da yine 3'e 1 olmalı. Burası 3K ise yine şuraya da 3K yazabiliriz. Buna göre X kaç santimetredir diye sorulmuş. AD'nin açıortaylığını kullanacağız. Açıortay. Açıortay teoremi kollar oranı, ayaklar oranı. Açıortayın yanındaki kenarlar 4K ve 3K. O zaman ayaklar da 4K, 3K. Yani 4 bölü 3 oranında olmalı. 4K, 3K soldan sağa. O zaman ayaklarımız da 4M'ye 3M olmak zorundadır. Açıortay teoremi. 4M yazdığımız yerde 36 yazmakta. Demek ki M 9 santimetre. 3M'yi bulmak istersek 3 kere 9'dan 27. Bize BC sorulmuş. Yani 7M soruluyor ya da 27 artı 36 sorulmakta. Bunları toplarsak eğer 63 santimetreyi bulmuş oluyoruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 7. soru. ABC dik üçgen, DEC ise eşkenar üçgen. Bazı uzunluklar verilmiş. Taralı bölgelerin alanları birbirlerine eşit olduğuna göre X kaç santimetredir diye sorulmakta.
Tarıl alanlara bir isim vererek başlayalım. A alanı A alanı olsun. Boş beyaz bölgemizde B olarak gösterirsek. A bölgelerini bulmak biraz zor olabilir ama A artı B bölgelerini bulmak daha kolay. A artı B diye isimlendirdiğimiz iki tane üçgen var. Birisi eşkenar üçgen. Diğeri de dik üçgen. İkisinin de alanı A artı B. İki üçgenin alanlarını birbirlerine eşitleyebiliriz. İlk önce eşkenar üçgenin alan formülünü yazalım. A kare kök 3 bölü 4. Bir kenarın karesi ile kök 3 bölü 4'ü çarparsak eşkenar üçgenin alanı yapar. Bu alan eşitmiş dik üçgenin alanına. Dik üçgenin alanı da şöyle bulunur. Dik kenarların çarpımı bölü 2. 36 bir kenarı, x bir kenarı. Buradaki eşitlikten x'i bulabiliriz. Burada 36 ve 2'yi sadeleştirebiliriz. 18. 24'ü şöyle yazabiliriz. 24 çarpı 24. 4'leri sadeleştirebiliriz. Burada 6 kalır. 6 ile yine 18'i sadeleştirebiliriz. 3. 24 ile de 3'ü sadeleştirdiğimiz zaman x'in 8 kök 3 olduğunu anlıyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 8. soru. ABC üçgeni aşağıdaki gibi katlanmış. BD boyunca katlanmış. İki tane alan bilgimiz var. DC bölü DK oranı kaçtır diye sorulmakta. Bu soruya şuradan başlayalım. Alanları 80 ve 32 olan iki üçgenimiz yan yana. Yükseklikleri aynı. D köşesinden indiğimiz yükseklikler. 80 ile 32'yi 16 ile sadeleştirirsek taban oranlarını elde ederiz. 80 bölü 32 16 ile sadeleştirir. Demek ki bu taban 5K ise bu taban 2K'dir. Alan oranı eşittir taban oranı. 5K'ye 2K. Bir de şuna dikkat edelim. Yine burada katlama sorusu olduğu için D köşesinde bir açıortay oluşur. Buradaki açılar üst üste gelmekte. Aç kapa yaptığımız zaman ve mavi boyalı üçgenimizin dış açıortayı var. Dış açıortay teoremini kullanacağız. B köşesini tutarsam eğer şu kenarlara da isim verirsek x ve y kenarları. Yakın kenarın uzun kenara oranı yakın kenar köşenin uzak köşeye oranına eşit. Dış açıortay teoremi. X bölü y eşittir 5k bölü 7k. Demek ki x'e 5'in katı bir sayı yazarsak y'ye de 7'nin katı bir sayı olacak. Aynı zamanda aç kapa yaptığımızda bu x'lik kenar şuradan gelmiştir. Bunlar çakışıyorlar katlama yaptığımız zaman. AD de yine x olur. İşte AD'ye 5m dersek y'de 7m olacaktır. Bize sorduğu DC kenarı dikkatli bakarsak 7m oldu. DK kenarı da 5m oldu. Doğru cevabımız 7 bölü 5 C seçeneğidir. 9. soru. Kenar uzunlukları 8 cm ve 10 cm olan bir dikdörtgen biçimindeki karton AK boyunca katlanmaktaymış. Kartonun üste katlanan kısmı olan AKB üssü üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmakta. Katlama işlemlerinde yine açıların üst üste geldiğini hatırlatalım. Bu açılar üst üste gelmekte. Üst üste gelen kenarlar var. Bunları hatırlatalım. Buradaki 10 santimetrelik kenar şuraya yapışmıştır. Burası da 10 santimetredir. B köşesi yine 90 derecedir. 8-10 özel üçgenimiz 6-8-10. Bir kenar 10 santimetreydi. Geriye 4 santimetre kalır o zaman. Bir de benzer üçgenleri görmeye çalışalım. Burada 90 derecemiz, D köşesinde 90 derecemiz var. Açı yazarsak eğer alfa 90 teta, teta 90 alfa, alfa 90 teta. Açıları alfa teta olan iki üçgen benzer. Benzerliğimizi kullanırsak 90 derecenin karşılarından başlayalım. Yukarıdaki üçgende 90 derece ona, aşağıdaki üçgende x'e bakmış. Tetalara bakarsak teta yukarıdaki üçgenimize 8 cm, aşağıdaki üçgenimize 4 cm'ye bakmış. Demek ki yarısına düşmüş 8'e 4, x buradan 5 cm olur.
Bize turuncu bölgenin alanı sorulmakta. Turuncu üçgen, dik üçgen. Alan şöyle bulunur. Dik kenarları çarpar, 2'ye böleriz. 5 çarpı 10 bölü 2'den 25 santimetre kare. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Onuncu soru. Şekil 1'deki ABC üçgenin B köşesi AC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanmış. Bunu göstermeye çalışalım. Aslında B köşesi şuradaydı. Şekil 1'e bakarsak katlama sonucu B üssü oraya geçti. Burası da 4'tür yine. Üst üste gelen kenarlara dikkat edelim. Bu kenar ile bu kenar yine üst üste gelmekte. Yine şurada üst üste gelen açılarımız var. A köşesinde de açıortay olmakta. Bu açıortayı yukarıdaki üçgenimizde de gösterelim. Şuranın açıortay olduğunu anladık. BD kenarının 4 olduğunu anladık. Yine açıortay teoreminden 4 bölü 6 oranı 2 bölü 3 yapar. Buralara 2K'ye 3K yazabiliriz. Bunu aşağıda da gösterelim. Burası 2K. Katlandığı için burası 2K. 3K olan kısım AC kenarı. Dikkatli bakarsak buraya da K kalmış oluyor. Şimdi ikinci duruma geldik. Bir bilgi daha paylaşmış bizde. B üssü E paralelmiş AD'ye. Paralellikten kaynaklı bir benzerlik yapacağız. İki paralel, şu paraleller. Yukarılarındaki doğruyu 2'ye 1 oranında bölerse aşağısındaki doğruları da yine 2m'ye 1m şeklinde böler. Tales teoreminden dolayı. Şimdi beyaz üçgenlere bakarsak tabanları 2m ve m olan üçgenlere. Buradaki üçgenimizin alanına 2a dersek yanındaki üçgenimizin alanı 1a'dır. Taban oranı alan oranını verir. Bize bu iki üçgenin alanlar oranı sorulmuş. 2a bölü a'dan doğru cevabımız B seçeneğidir. 11. soru. Şekilde ABC üçgensel bölgesi biçimindeki kağıt aşağıdaki şekilde katlanmış. Sorumuza şuradaki orandan başlayalım. AD B'den 3 katıymış. Buraya 1K dersek burası 3K'dır. Taban oranları 1'e 3 olduğu için alan oranları da yine yan yana iki üçgen, yükseklikleri aynı. 1'e 3 olacak burası da. Şu şekilde. 1'e 3'lük alanımız var. Bir ile 3'ü toplarsak 4'lük alan eşittir 96 alan, 96 santimetre kare. Buradaki 1A'yı 24 santimetre kare buluruz. Demek ki bu A'mız 24, 3A'mız da 72'lik bir alana sahip. 24'lük alan aşağıda dikkat edersek katlanmış içeriye doğru. Buranın alanı 24 ise buranın alanı da yine 24. Dikkat edersek 72'lik alan vardı burada. ADC üçgenin alanı. 72'nin 24'ü çıkarsa geriye 48'lik alan kalır. Bize de bu kısım sorulmakta. Doğru cevabımız B seçeneğidir. On ikinci soru. Şekil 1'deki ABC üçgeninde taralı üçgen AD kenarı boyunca katlanmış. O zaman şöyle diyelim. Burası eğer 6 santimetre ise katlandığı zaman burası da 6 santimetredir. Buradaki kenarımız yine AB üssü kenarıyla çakışmış demektir. İki tane de açımız çakışmış. Katlama işlemi olduğu için. Bu A köşesindeki açıortayı şekil 1'de de gösterelim. Yine açıortay teoremi ayaklar oranı 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 yapar. Kollar oranı da yine 3 bölü 4 olmak zorunda. Açıortay teoremi. Bunu şekil 2'de de gösterelim. 3K burası da 3K katlandığı için geriye de 1K kalır. Bir bilgimiz daha var. B üssü E kenarı ile AD kenarı birbirlerine paralelmiş. Bunları da gösterelim. İki paralel Tales teoreminden dolayı yukarıdaki oran 3'e 1 ise aşağıdaki oran da 3'e 1 olacak şekilde paylaştırılır. 3M'ye 1M şeklinde. Burası 8 verildiği için 3M 1M daha 4M yapar. 4M 8. M'yi de buradan 2 bulmuş oluyoruz. Yani şurası 2 santim,
Burası da yine 6 santimetre. Şimdi alan B üssü EC'yi bize 5 santimetre kare vermiş. B üssü EC, şurası da 5 santimetre kareymiş. Tüm alan nedir diye sorulmakta. Yan yana iki üçgen. Alanlar oranı taban oranıdır. Tabanları 3'e 1 olan iki tane üçgene dikkat edelim. Alanlar da 3'e 1 olmalı. 5'in 3 katı demek ki şu üçgenimizin alanı 15'tir. 15 ile 5'i topladık, 20. K'lık tabana 20'lik alan düşerse 3K'lık alana 20'nin 3 katı 60'lık alan düşer. Bu yeşil üçgende zaten katlanmış üçgendi. Yani şu kısımda yine 60'tır. Bütün değerleri topladığımız zaman 120, 135, 140 santimetre kare olduğunu anlıyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 13. soru. Şekildeki C noktasındaki açı 4 eşit parçaya ayrılmış. O zaman şöyle diyelim. Burası 180 derece olduğuna göre 4'e bölersek buradaki her açı kaçar derece olur? 45'er derece olur. Demek ki bu üçgenlerimiz 45, 45, 90 özel dik üçgenleri. Bunları da kenara not edersek. Sağdaki üçgenden başlayalım. Bir kenara x santimetre dersek eğer hipotenüs kök 2 katı oluyordu. Ortadaki üçgenimiz yine x kök 2, x kök 2. Kök 2 katı 2x yapar. Üçüncü üçgenimiz 2x, 2x. Demek ki hipotenüs 2x kök 2 olur. 45, 45, 90 üçgeni olduğu için yine 2x kök 2'nin kök 2 katı, buraya da 4x santimetre yazabiliriz. Birinci üçgenimizin alanını 20 santimetre kare vermiş bize. Bir dik üçgenin alanını şöyle buluyorduk. Dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyorduk. Bu 20 santimetre kare yapmış. Demek ki x kare eşittir 40 santimetre kare. Şimdi sondaki üçgenimizin, ABC üçgenimizin alanı sorulmakta. Dik kenarlarına dikkat edersek 2x kök 2 çarpı 2x kök 2 bölü 2 alanı vermek zorunda. İkileri sadeleştirdik. Kök 2 ile kök 2 yine 2 yapar. Bir 2'miz daha var. 4 x kare. Bize de bu sorulmakta. X kareyi yerine yazarsak 4 kere 40 160 santimetre kare yapar. Doğru cevabımız B seçeneğidir.